Her şeyden önce terörle mücadele sati bir kavram değildir. Kuşatıcılığı çok çok geniştir. Ve bizim PKK ile mücadelemiz aynı zamanda hepinizin de bildiği gibi aslında Avrupa Birliği'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. E peki öbür tarafta YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz? Bunları en iyi bilen onlar değil, biziz. YPG bir defa kesinlikle PKK'nın bir farklı doğurduğu terör örgütüdür. Ve şu anda bunları Avrupa Birliği olduğu gibi dünyada da aynı şekilde hatta ileri gidiyorum. Amerika bile bunlara görüşme noktasında birçok fırsatlar tanıyor. Ve şu anda Avrupa'nın birçok ülkesinde başta Almanya olmak üzere Hollanda'sında da İsveç'inde de Finlandiya'sında da Fransa'sında da hepsinde bu terör örgütleri her türlü gösteriyi yapıyor mu? Yapıyor. Ve bu gösterilerle birlikte de oralarda bunlar terör estiriyor mu? Estiriyor. Ve bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? Maalesef veriyor. Bunları biz kendilerine defaatle uluslararası toplantılarda anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de bunlara hep ifade ettik, anlattık, belgeler sunduk. Ve bütün bu video kayıtlarını da kendilerine göstermek suretiyle bakın bunlar terör örgütüdür ve bu terör örgütünün de işledikleri suçlar ortadadır. Türkiye'de biliyorsunuz yıllar yılı biz bunlarla bu mücadeleyi sürdürdüğümüz gibi işte bu mağaralardaki bütün odaklanmaları, Kandil'i kendileri için bir merkez haline getirmeleri herhalde PKK ve YPG'nin artık inkar edilemez bir terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. İşte başta Almanya olmak üzere İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri falan yapıyorlar. Verin bize bu teröristleri dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar. E biz de tabii bu işi en iyi şu anda bilen, takip eden olduğumuza göre gereği neyse bunun gereğini de yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bugün Hollanda Başbakanı ile geniş bir görüşme yaptık. Yarın aynı şekilde yine İngiltere'nin, Finlandiya'nın, onların görüşme talepleri var. Onlarla görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde Stoltenberg'le de yine bir görüşmemiz olacak. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre lütfen NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasını da biz evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum. Ve şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu şu anda bu terör örgütlerinin bırakın kabullenmeyi kendi parlamentolarında bunlara konuşmalar yaptırtıyorlar. Kendi parlamentolarında bunlara yer veriyorlar, imkanlar sağlıyorlar. Silah, mühimmat temini yapıyorlar. E bunları şimdi biz biliyoruz, görüyoruz ve bütün bunları mağduru da biz olduğumuza göre kimse kusura bakmasın. Bu terör örgütlerinin
bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz.